birkaç yıl önce hiç isminden bahsetmediğimiz, konuşmadığımız şeyleri bugün yaşıyoruz. Hatta onun için çok güzel bir etkinlik düzenleniyor. Yani o kadar hızlı bir şeyler adapte oluyoruz ki açıkçası ben garipsiyorum. Hatta hayatımda şöyle bir ilginç bir anım var bu konuyla ilgili. İşte bugün 22 Mayıs. Bundan işte 21 gün önce 1 Mayıs'ta resmi tatil. Hani ben de her çalışan gibi 1 Mayıs resmi tatilde birazcık geç kalkıp sabah geç kahvaltı yapıp dinlenmek istemiştim. Ama tabii hani bazıları komşularımız olur, o gün sizi sürprizle uyandırır. Üst komşumuz böyle tartar sürekli bir matkap sesiyle beni uyandırdı. İşte bekliyorum, 5 dakika geçti, 10 dakika geçti ama bir türlü bitmiyor. En sonunda işte yatağımdan kalktım, bir süre geçti, işte bilgisayarın başına oturdum ve bir tweet attım. Şöyle ki, işte aslında gayet samimi bir şeydi. Yukarı kattaki amca, şu güzel tatil gününde ne diye matkaba sarılırsın ki, ha, yani bu kadar basit bir tweetti benim için. O gitti Facebook'uma düştü ve 5 dakika sonra matkap sesi kesildi. İşte o Facebook'taki buluma düşen yazıyı apartman yöneticimiz like'lamıştı, numara 22 yazmıştı ve gitmiş uyarmış. Yani aslında o kadar ilginç ki, hani daha önceden belki oklavayla böyle uyarmamız gereken komşumuz, belki kapısını çalarak uyardığımız komşumuzu artık bir tweetle uyarabiliyoruz. Hani açıkçası ben bu hıza yetişmekte zorlanıyorum. Tekrar hoş geldiniz. İsmim Mustafa Ferrakman. 2009 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mezunuyum. Mezun olduktan sonra Türkiye'nin ilk lisanslı yazılımcı projesinde yaklaşık 10 ay kadar çalıştım. Oranın yer kontrol istasyon yazılımında. 2010-2012 yılları arasında Nokta'da mobil yazılım ekip lideri olarak çalıştım. Android 1.0 SDK'sıyla beraber ben de uygulama geliştirmeye başlayanlardım. Hani aslında o zaman böyle Linux'ta derlediğimiz aynı kolu daha sonra Windows'ta derlediğiniz zaman farklı output aldığınız bir SDK'ydı. Dokümantasyonu olmayan, ondan sonra biraz zorluklar içerisinde olan bir SDK'ydı. O zaman başladım. Şu an Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda bazen dergilerde yazıyorum. Bloguma yazmaya çalışıyorum ve böyle etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Aslında geçen yıl mobil dünya adına önemli bir gelişme oldu. Bilen var mı gelişmeyi? Yani geçen yıl öyle bir gelişme oldu ki mobil dünya adına çok önemli. Ben söyleyeyim. Akıllı telefon satışları PC satışlarını geçti. Bu o kadar önemli bir gelişme ki artık hayatımızın değişmesinin en büyük göstergelerinden bir tanesi. Önümüzdeki birkaç yıl sonra da artık mobil satış rakamları o kadar büyüyeceği tahmin ediliyor ki yanında PC satışlarının işte cüce rakamlarda kalması bekleniyor. Tabii ki bu durumda hayatımızdaki birçok şeyi değiştirecek. İşte az önce anlattığım şey gibi, hikayem gibi belki bundan sonra o komşumun şeyleri, tweetlerimi okuyacağını veya işte Facebook'umu göreceğini biliyor olursam belki de hiç yatağımdan kalkmayacağım, direkt mobil cihazından o tweet'i yolluyor olacağım. Hayatımızdaki bu mobil değişimin aslında farkında olmamız gerekiyor. Ne kadar farkındayız? Mesela ilk Nokia smartphone çıkarttığı zaman hani çok böyle bir etkisi olmamıştı. Ama daha sonra Apple iPhone çıkarttı. Güzel bir cihaza soktu onu. Ondan sonra yine yiğit öldürüp hakkını vermemiz gerekiyor. Yine Apple App Store'u tasarladıktan sonra biz gittik oradan ilk önce application download etmeyi öğrendik. Daha sonra o applicationlar büyüdü.
etmeye başladı. Ve mesela Instagram gibi bir application bize fotoğraf çektirip onu paylaştırıp öyle bir mesaj ulaştı ki Facebook tarafından işte birkaç hafta önce 1 milyar dolar gibi bir fiyata satın alındı. Yani bu ekosistemin o kadar küçük bir parçası ki aslında, yani orada bir donanım var, ondan sonra onu indiren kullanıcılar var, App Store var. Instagram aslında oradaki küçücük bir yazılım aslında ne kadar değerli olduğunu kendisini gösterdi. 1 milyar dolar gibi bir fiyata. Mesela kendi yaptığım application'lardan Finans Takip diye bir uygulama var. Hem iPhone'da hem Android'de. İnanılmaz bir time on site'a sahip. Kullanıcılar ortalama 45 dakika günlük olarak o application'da geçiriyorlar. İnanılmaz bir rakam ve bu bizim aslında mobil dünyada geldiğimiz biraz şeyi gösteriyor, değişimimizi gösteriyor. Yani eskiden ne olurdu? Hani giderdik, bir web sitesinden bakardık veya televizyondan takip ederdik. Ama şu an yaptığımız bir mobil application'ı 45 dakika ortalamayla kullanılabildiğini görüyoruz. Kullanıcı başına 45 dakika. Bir de geçen gün bir makale okumuştum, orada şey yazıyordum. Bugüne kadar insanlık tarihinde hiçbir şey smartphone ve tabletler kadar insanlık tarihinde insan hayatına yerleşmemiş bu kadar çabuk. Yalnızca 5 yılda biz buna alışmışız. O kadar çabuk ki. Mesela televizyonun hayatımıza girmesi 45 yıl sürmüş. Ve açıkçası 45 yıllarda, 5 yıllarda diye baktığımız zaman, az önceki o tahmin edilen cihaz satışlarını falan karşıladığımız zaman aslında az bile kaldığını söyleyebiliriz. Şu an değişimin neresindeyiz derseniz, şu an sol tarafta görmüş olduğunuz rakamlar smartphone kullanıcılarının rakamları. 835 milyon kullanıcı varmış. Sağ tarafta görmüş olduğumuzda 5.6 milyar kullanıcı, smartphone kullanıcısı olmayan kullanıcı. Yani biz bu kadar az kullanıcıyla bu kadar hayatımıza farklılıkların girmesini sağlıyorsak asıl o potansiyele ulaşıldığında hayatımızın nasıl değişiklik olduğunu yani tahmin bile edemiyoruz. Dün mesela General Mobile'dan Sabahattin Bey şöyle bir cümle kullanmıştı. Asıl tabletler gerçekten teknolojiyi, tabletlerle beraber teknolojiyi köylere soktuğumuz zaman, onlar kullanmaya başladığı zaman hayatınızdaki büyük değişiklikleri göreceğiz demişti. Dünya değişim ortalamasında yani bu smartphone'dan cellphone'lara giden geçen şeyde zamanda Amerika şu an o evrenin yarısını tamamlamış durumda. Ama dünya ortalama olarak henüz çok daha başlarında. Yani Türkiye'yi de seyredebilirim dışında. Yapılan tahminlerde önümüzdeki yıllarda zaten tablet satışlarının tek başına televizyonları geçici tahmin ediliyor. Peki, mobil gelecek diyoruz, her şey mobil diyoruz. Biz bu fırsatlardan nasıl yararlanacağımızı konuşuyoruz daha çok oturumlarda. Mobil gelecekte Android'ler olacak. Aslında ben birazcık bunu yenilemek istiyorum. Çünkü bugüne kadar Android çok güzel bir eğri yakaladı. Mesela buradaki tabloda şu an %56.1 ile dünya genelinde Android'in birinci sırada olduğunu görebiliyoruz. Bir önceki yılda %36'ymış, bu yıl %56'ya çıkmış. Yani inanılmaz bir rakam. Ama mesela son birkaç ayda ortaya sürekli şey çıkmaya başladı. Android çok güzel yayıldı ama bundan sonra ne olacak? Yani devam mı olacak mı? Şöyle problemi var, böyle problemi var. Ben birazcık bunlara girmek istiyorum. Gerçekten ciddi problemler var mı? Mesela Android cihazının, Android operatif sisteminin en büyük problemlerinden bir tanesi parçalanma olduğunu söylenir.
İşte cihaz farklı, model farklı, kullandığı density farklı cihazları, boyutlar farklı. Yani kiminde tuş var, kiminde hiç olmayanları var. Ondan sonra her şeyden önce Android farklı platformlarda kullanılabiliyor. İşte buzdolabına da girebiliyor, aracı da girebiliyor, tablete de girebiliyor. Bu gerçekten bir problem mi? Açıkçası en çok üzerinde durulan bu maddeyi ben problem olarak görmüyorum. Çünkü Android'in yapısı bu. Evet, mesela siz yani yeni bir cep telefonu aldığınız zaman içerisinde Android 4.0 gelmeyebiliyor. Yani Android 4.0 çıktı ama mesela oradaki tabloyu görebiliyoruz. Daha çok kullanılan Android versiyonu 2.3 veya 2.2. Bu gerçekten aslında bence problem değil çünkü tamamen Android'in yapısıyla alakalı. Android'i birazcık böyle versiyonları birbirinden farklı ve insan yani şirketlerin özelleştirebildiği bir işletim sistemi olarak görmek lazım. O yüzden mesela ben Application Developer olarak hani bugüne kadar bu tarz bir problemi yaşamadım. Yani mesela bir base sürüm alıyorsunuz, işte 2.1 alıyorsunuz, ona göre application'ınızı geliştiriyorsunuz ve ondan sonrasında zaten Android büyük çoğunluğunu hallediyor. Yani çok ciddi problemler bu konuda yok. İkinci bir iddia var Android'in gelişiminin durmasıyla ilgili. Hatta bundan birkaç ay önce sanırım İspanya'da işte Erişim'de sordular şey diye. İşte herkes, bütün developerlar iOS'u birinci olarak seçiyor. İlk önce onu application geliştiriyor. iOS belli bir yere geldikten sonra artık Android'i düşünmeye başlıyorlar. İşte Instagram tarzında. Hani geliştiricilerin ilgisinin azaldığı konusunda bir yorum var. Aslında ben burada kitap boyu bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama buraya bakıldığı zaman iOS her zaman en üstteymiş. HTML5 çok güzel bir çıkış yakalamış. Son 1-2 çeyrekte Android'e developer'ların ilgisi azalmış gibi gözüküyor. Peki o zaman Android'e developer'ların ilgisi azaldıysa kim kazandı diye bakıyorum. İşte HTML5 sabit kalmış orada. iOS sabit kalmış. Bir tek Windows Phone birazcık artmış gibi duruyor. Yani eğer Windows Phone'a kaptırdıysak developer'ların ilgisini bence o alması gayet kolay. O yüzden bunu da ciddi bir problem olarak görmüyorum. Android'in bir de tablet piyasasında istediğini alamaması ile ilgili bir iddia var. Mesela iPad gerçekten çok güzel piyasayı domine etmişti iPad satışlarıyla. Ondan sonra Çinli üreticiler Android tabletten çıkartmışlardı ve aslında o kötü bir user experience sunmuştu kullanıcılara. Yani Çinli üreticilerin çıkartmış olduğu tabletler hani insanları birazcık Android'den soğuttu fakat şimdi mesela ben bunu bir alıntı yaptım bir Business Insider'dan şeyden. Diyor ki kullanıcıları bugüne kadar Android cihazlar içerisinde, tabletler içerisinde tek başına kazanmış olan Amazon'un Fire'dır. Gerçekten doğru bir şey. Ama bu diyor, bu problem büyük bir problemdir diyor. Yani Fire'ın başarı kazanmış olması. Çünkü içerisinde Google servisleri yok. İşte Google aktivasyonuna ihtiyaç duymuyor vesaire vesaire. Bu işin böyle olması hani Android için daha büyük problem olduğunu iddia ediliyor. Bence bu zannedildiği kadar ya da söylendiği kadar büyük bir problem değil. Çünkü zaten Google bunu open source yapmış ve ortaya bırakmış. Yani bu şekilde şirketler alıp kendileri customize edebiliyor, istediği gibi değiştirebiliyor. Yani bu Google'u serbest bırakmış olduğu bir şey. Evet içerisinde bu Google servisleri olmayabilir ama bu Android'in problemi değil. Bu Google'un problemi. Dolayısıyla Android'in gelişmesinin önündeki bir engel değil. Belki büyük şirketler de aynı şeyi yaparak, yani Google'ı devre dışı bırakarak kendi işletim sistemlerini geliştirip Android tabletlerde başarı sağlayacaklar. Olabilir ama açıkçası ben bir developer olarak hani orada Google servisinin devre dışı kalmasıyla ilgilenmiyorum ve Android'in de benim yeri olarak görmüyorum. Bir de iPhone ve Android konusunda işte iPhone çok daha fazla para kazandırdı.
Android, iPhone fazla para kazandırıp Android'i kazandırmadığını söyleniyor. Yani hatta Android'in sadece %24'ü kadar, pardon, iPhone'un %24'ü kadar Android'deki gelirler varmış. Açıkçası bu doğru. Hani bugüne kadar hep böyle oldu. iPhone daha çok para kazandırdı developerlara. İşte oradaki kullanıcı kitlesi daha çok satın alıyordu vesaire. Ama bu Android'in gelişmesine de yine de engel değil. Çünkü yani yine doğruyu söylemek gerekirse bugüne kadar hep iPhone application'ları kaliteli oldu. İşte oradaki süreç uzun olduğu için onaylanma süreci var, application geliştirme süreci var. Belli bir yatırım maliyeti getiriyor iPhone application geliştirmek. İşte Mac almanız gerekiyor, cihaz almanız gerekiyor. $100 verip işte App Store şeyden hesap almanız gerekiyor, iTunes Connect'ten vesaire. Oradaki application'lar hep biraz daha kaliteli olduğu için daha çok rahat edildi. Oradaki kitle de hazırdı. Bugüne kadar daha fazla gelir elde edilmiş olması çok normal. Ama bu yine Android'in gelişmesinin önündeki bir engel kesinlikle değil. Peki biz, yani application developerlar bu mobil gelecekteki Android pastasından nasıl faydalanabiliriz? Açıkçası developer olarak hani iş ilanlarına bakıyorum ben. İşte kendisinden var, Android programı.com'da bir iş ilanları sekmesi var. Orada mesela bundan bir yıl önce aktif iş ilanı sayısı 10-15, o civarda yazıyordu. Mesela birkaç gün önce baktım, yani tam rakam hatırlamıyorum ama 50-60 arasındaydı. Hani her geçen gün Android developer ihtiyacı Türkiye'de fazla fazla artıyor. Bu Ankara için de geçer. Yani hiç adını sanını bilmediğim şirketler, bir tane, iki tane, hatta bazen üç tane aynı anda developer arıyorlar. Bu da Android'in nasıl ülkemize geliştiğine ve ihtiyaç developer ihtiyaç duyulduğunu gayet açık bir şekilde gösteriyor. Reklam gelir modeli olarak aslında kendi tecrübemden şunu söyleyebilirim. Ben bugüne kadar AdMob kullandım. CTR'ları hani reklam şeyini güzel ayarladığınız zaman, yerini güzel ayarladığınız zaman beğenilerinizi bence tatmin edici bir gelir elde edebiliyorsunuz. Zaten dünya şeyini, pazarında da, yani mobil reklam alanında da 164 gibi bir şeye sahip şey bu. Hani açıkçası ben AdMob'un dışına çok fazla çıkmanızı tavsiye etmem. Eğer application'ınızdan reklam gelir elde etmeyi düşünüyorsanız. Bir de uygulama içerisinde ödeme var. Uygulama içerisinde ödeme sistemi henüz Türkiye'de yok maalesef. Ama şu PayPal'da şöyle bir şey var, istatistiği var işte. Son birkaç ayda inanılmaz artmış mobil ödeme. Hani bu güzel bir gelişmeyi takip etmemiz lazım. Ama henüz şu an Türkiye'de bir kullanımı yok maalesef. Özellikle henüz biz daha o kültüre alışamadık kullanıcı kitlesi olarak. Çünkü kullanıcılarımız daha çok free'yi seviyor. Yani gerekirse reklama tıklamayı seviyorlar. Yani yeter ki free olsun, kendi yerlerinden para çıkmasın. Asıl unutmamamız gereken aslında en başta söylediğimde biz hala şu an başındayız. Yani gerçekten smartphone tarafının başındayız ve şu an bulunduğumuz yer burasıyken, sol taraftan gideceğimiz yer sağ taraf. Yani kitlemiz orası, potansiyelimiz orası. O yüzden yani çok net bir şekilde eğer bugüne kadar burada pozisyonlanmadıysanız developer olarak mobil application'la açıkçası kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bir yıl öncesiyle bir yıl sonrası, yani şu an arasında çok ciddi farklar Türkiye'de. Ben teşekkür etmek istiyorum. Eğer sorularınız varsa sorularınızı alın. Buyurun. Şöyle bir problem var. Biz bir geliştirici, işte yeni öğrenci arkadaşlar iş hayatına atılıyoruz buna. Böyle geliştirici oluyor. Melek yatırımcılardan böyle çok şey bekliyoruz buna. Onlara 50 bin, 60 bin, 100 bin veriyor ama yani işin muhasebe tarafında, şimdi siz finans takip yaptın dediğiniz anda ben hemen direkt bir soruları sormak istedim.
Yani herhangi bir şekilde vergi mükellefi olduğunuz anda, hani o güne kadar hayat çok güzel. İşte freelance çalışıyorum, paramı alıyorum, vergim yok, dergim yok, ücretsiz, hiç vergi ödemeden oradan buradan sıkıyorum, çok güzel. Ama vergi ödemeye başladığınızda inanılmaz gerçeklerle karşılaşıyorsunuz. Masraflarınız var, tuttuğunuz yerin stopajını ödüyorsunuz saçma bir şekilde. İnanılmaz gelir vergisi ödüyorsunuz, hiçbir şey kalmıyor. Yani sahada kazanıyorsunuz, masada kaybediyorsunuz. Evet. Şimdi buna diyelim bu freelance çalışmaların ya da uygulamaların kârlı bir şekilde satışıyla ilgili mesela Turkcell hani 70-30, 70'i biz alıp Turkcell'e mi 30 veriyoruz? Tam anlamadım burayı ama orada hani bu kadar emek verilen uygulamaların kazanması noktasında her şey o Amerika'daki startuplar gibi olmuyor. Türkiye'de başka gerçekler var. Siz finans takibi yazarken tam olarak ne yaptınız? Bir dashboard, bir veri görselleştirme mi yaptınız? Çünkü benim istediğim bu. Birçok finans programına entegre olan bir veri görselleştirme arayüzü yazmak istiyorum. SQL sorguları falan var burada. Çünkü biz yapıyoruz çok güzel şeyler ama döndüğümüzde kasada para kalmıyor. Özellikle yanınızda bir iki tane tehlikeli personel çalışmaya başladığınızda işler karışıyor. Personel patrondan memnun değil. Patron zaten çalışanlar için memnun değil. Bizim böyle bir realitemiz var. Yeni TTK geliyor. 1 Temmuz'dan itibaren bir kişilik bile anonim şirket kurabileceksiniz. Herkes hiç ortak almadan limited kurabilecek. Ama bu vergilerle mücadele edebilecek mi? Bu şartları sağlayabilecek mi insanlar? Denetçiler var, muhasebeciler var. Muhasebe patronları bile uzak kaldığı bir şey. İşe yeni başlayanların muhasebeyi anlayıp ona göre konum alması zaten çok mümkün değil. Bu konuda sizin bir öngörünüz var mı? Çünkü ben bu sunumlar arasında çok dolu ve başarılı bir sunum olarak size bunu söyleyebilirim. Çok faydalandım. Bu konuyu da eğer ilginiz varsa faydalanabiliriz. Ya açıkçası hani siz de gayet güzel konuştunuz, teşekkürler. Ama işin vergilendirme ve gider kısımlarıyla hani biz bir şirkette çalıştığımız için çok fazla bilgim yok ama şey konusunda kesinlikle katılıyorum. Yani mesela freelance takip application'ın kullanmış olduğu sonuçta bir data var. O data mesela çok ciddi yüklü ücretler karşılığında alınıyor. Bu döviz.com'un bir şeyiydi. Client şeklinde çalışan bir application'ı. Ama sıfırdan maalesef şu an sıfırdan bir application yazmaya kalksanız yapacağınız şey gidip finans verilerini veren bir yerden illegal bir şekilde parse etmek oluyor. Yani şu an henüz onun o aşamaya gelmedik. Yani o bundan gelmedik maalesef. Hem ülke olarak hem de o mobil şeyinde, ekosisteminde. Eminim orada ödenen o data ücretlerinin şeyin kesinlikle gelmedi. Yani onda bile gelmeyecektir mobilde. O yüzden mesela location based bile bir application yazsanız orada alacağınız bir point datası bile yani açıkçası şu an 120 bin ile 200 bin arasında satılıyor. Hani siz kaç ayda, kaç yılda belki çıkartacaksınız bu application'ın o ücretini? Reklamdan kazanmak isteseniz imkanı yok yani. Yok, benim tam olarak sormak istediğim şu, şu an müşterilerin diyelim dataları var. X database'i tutuyorlar, X'in arayüzünde yazıyorlar. Diyelim muhasebe programları yazıyorlar ya da CRM'ler mi yazıyorlar. Bir tabanda toplanıyor. Biz o veri tabanlarını injection yapar, arayüzler yazabiliriz. Çalışıp sonuçlarını alabiliriz ama hani bunu ticari olarak satmaya kalktığımızda hani çok sıkıntılı süreçler var. Çünkü hani şahıs şirketiyle kursanız, bugün vergiler tutuluyor. Siz bu konuda tecrübeniz oldu mu? Ya ben sadece sadece şahıs olarak marketler üzerinden sattım. O konuda herhalde zaten bir belgelendirme bulunmuyor. Direkt 130 bin kesip size veriyorlar. O konuda maalesef çok bir şeyim yok, bilgim yok. Yani başka soru var mı? Peki o zaman, buyurun. Bu fragmentation'dan bahsettiniz ya, bir Nature'da akşam sunumunda fragmentation aslında Android gibi bir özelliği oldu. Evet. Ama şimdi siz burada fragmentation bahsederken fragmentation sorunu olmadığını sadece 2.1'e yazarak diğerlerine de çalışabildiğini söyleyerek geçtiniz. Halbuki fragmentation aslında ben de o konu olarak yazarken en büyük karşılaştığım sorun ekran boyutu. Özellikle bir tasarım yaparken her türlü ekran boyutunda nasıl çalışacak? Mesela General Mobile'ın kare telefonu var. Evet. Bilmem nasıl bir tablet var. Yani sadece 4 tane ekran boyutunda çalışarak aslında tüm boyutlarda çalışmış oluyorsunuz. Yok. Evet.
mesela bende ondan olan tips var. Tamam. Şimdi Google'un şey yapmış olduğu 4 tane bölüm var. Low, High, Medium, Dev, Extra falan. Hani vermiş olduğu zaten dokümanda da çalışmanız gereken boyutları veriyor. O boyutlarda çalıştığınız zaman tüm Android cihazlarda hepsini zaten kendisi ayarlıyor. Yani ekstra, çok ciddi söylüyorum, ben hiç öyle bir problem yaşamadım. Belki ufak tefek hani PNG'lerde vesaire, Excel'den gibi bir şeyden olabilir ama yani çok problem olacak bir şeyler değil. Mesela yemek sepetinde falan benim telefonum şöyle bir oluyor. Pardon, yemek sepeti application siz mi yazdınız? Yok. Hey, kullanırken. Mesela sağ taraf boş. Mesela sağa yaslanmamış. Ama işte o developer'ın problemi. Durmuş işte, mesela oradaki karşılaştığınız sorunlar, ne bileyim. Ya açık söyleyeyim ben, uygulama geliştirirken yani öyle problemlerle çok karşılaşmadım. Yani bu biraz tecrübeyle alakalı olabilir. Ama nasıl yazacağınızı bildikten sonra gerçekten problem değil. Yani iPhone'da evet biraz daha basit oluyor. Tek bir boyutta çalışıyorsunuz. Sonra işte iki boyutta çıktı şimdi Retina ile beraber. Ama yani aynı şeyi işte çok az bir iş gücü fazladan sarf ederek hepsini tamamlıyorsunuz. Yani sadece tek yapmanız gereken tasarımcınızın veya kim tasarlıyorsa o boyutlara göre çalışması. Yani hiç sıkıntı olmuyor. Başka sorusu var mı? Peki katıldığınız için teşekkür ederim. Thank you.